balları yıl 12 ay her zaman sabit. Devlet, çukra, somon. Onun haricinde mezgit, istavet, barbun, kefal. Mezgit 50 lira, kefal 60 lira, istavet 100 lira, barbun 120 lira. Devlet 135, çukra 135, somon 100 lira. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, hatta birinci ayda içinde bir ay ama şu anda yavaş yavaş sabitlemeye başladı. Yani biraz da balıkların fiyatları yılbaşından sonra bayağı yükselmeye başladı. Şu anda mesela sezon içinde 50 liraya sattığımız sabit 100 lira. Normal 35'e sattığımız 50 lira. En düşük fiyatı o. Barbun da 80 liraya sattığımız barbun 120-130 lira. İnsanlar da tabii alım gücü yok. Yani sezon bitti gibi bir şey. Zaten ayın 15'inde zaten yasaklar başlıyor. Ondan sonra Mayıs'ın 1'ine kadar yine havuz balığı satmaya devam edeceğiz. Ondan sonra kapatacağız büyük ihtimalle. 4-5 ay boyunca iyi geçti. Yani bizim zaten en büyük beklentimiz zaten Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak 5 ayın iyi geçmesi. Ondan sonra zaten Şubat, Mart, Nisan daha çok da büyük beklentimiz yok bizim. Yani falan, bu sene falan mutlu oldu. Sezon çok iyiydi. Yani biraz hamsiyle sıkıntı yaşadık boy açısından. Hem müşteri açısından tepkili, hem de bizi yoruyor. Yani ayıklama işi, kimse ayıklamadan götürmüyor. Tabi haliyle yetiştiremiyoruz. Yani insanlar tepkili. Ama vatandaş geliyor, bu inceymişti, bu alımı satılır mı diyor, bana 3 gram sayıkla diyor. Yani, şimdi şunu söylüyorum. Halkın boşu boşuna tepki göstermesine gerek yok. Şimdi ben diyorum ki, şunu diyorum. Misal, Tayyip Erdoğan'a bir kişi oy vermesi Cumhurbaşkanı olur mu? Olmaz. Ben getirmişim buraya 4 kasa ince balık. Ya da 10 kasa hamsi getirmişim. Kasası 1000 lira. Halk ondan 1 kilo almasın. Ben o 10 kasa hamsini 10.000 lira cebimden vereyim. Her şeyi o ince balığı oraya getirmem. Her şey halkta bitiyor. Her şey halkta bitiyor. Ya ben ince balık getirmişsem teknisyonu koyacak. Ne yapacak? 1 kilo almayacaklar. 10 kasa hamsi ne yapar? 10.000 lira yapar. Yarın ben onu dökeyim, parası cebimden ödeyeyim. Ben de yarın onu getirmem. Yani her şey halkta bitiyor. Halk teknisyonu koyacak. Ona göre. Şimdi bugün ben en çok ne balık satılıyor? Mesela levrek. Levrek getiririm. Niye? Halk talep ediyor. Ha bugün şu kefanı kimse almazsa daha yarın getirir miyim? Getirmem. Niye? Halk almıyor. Yani bizde bitiyor yani. Allah bizde bitiyor. Adam getirmiş ince hamsiyi mesela. O hamsiyi. Halk bunu talep ediyor ki biz getiriyoruz. Getirmek mecburiyetindeyiz. Ben getirmezsem o getiriyor. O yüzden yani halkın ikinci bilinçli olması lazım bence. Her konuda yani sadece balık konusunda değil. Meyvede, sebzede, ondan sonra bakkaliyette, şunlar da bunlar da halkın biraz da bilinçlenmesi lazım.